Evet sevgili başaklarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 1-8 Nisan arasında sevgili başakları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Vay Kupaların Prensi. Bu dönem bir takım mutlu sürprizlerle karşılaşabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda duyarlı olacağınız bir dönemi sembolize eder ve bizi uyarır. Yani duyarlılık ve kullanma, biliyorsunuz ince bir çizgi, çok duyarlı olursanız bir takım insanlar tarafından kullanılmanız da mümkün. Ne diyebiliriz başka? Birazcık da bu dönem hayalperest olabilirsiniz sevgili başaklar. Başka ne diyebiliriz? Karşımızdaki kişinin karakterini entegre ettiğimiz zaman çoğunlukla bizden gençtir. Nadir de olsa bizimle yaşıt olabilir bu kişi. Mutlu sürprizler yapmayı sever, duyarlıdır. Duygusal olarak olgunlaşmamıştır. Yani ilişki konusunda çok fazla bir şey beklemeyin bu kişiden. Ve ana kuzusudur. Yani yaşadığınız en ufak bir tartışmada veya mutlu sürpriz, herhangi bir şey, hayatınızın herhangi bir noktasını annesi de aynı zamanda paralel olarak bilecektir. Ve diyorsanız ki her halükarda ben çok seviyorum ve bu kişiyle beraber olmak istiyorum, o zaman sevgili başaklar ilk adımı kesinlikle ve kesinlikle siz atmalısınız. Çünkü çok utangaç ve işine kapalıktır. Hiçbir zaman ilk adımı atmaz bu kişi. Eğer çocuğu sembolize ediyorsa da, evet şunu da belirteyim. Eğer çocuğu sembolize ediyorsa, ailedeki başak çocuğunu sembolize ediyorsa kesinlikle ve kesinlikle bunun öğretmeniyle görüşün. Çünkü eğer öğretmen üstüne düşerse hayatta çok güzel noktalara gelebilir, çok iyi şeyler başarabilir bu çocuk der. Evet, ikinci kartımız sevgili başaklar için. Sevgili başaklar, asaların kralı. Bakın şurada bir tane salamandıra var. Görüyor musunuz? Kendi kuyruğunu yemiş. Bu da nedir? Bu dönemler artık sevgili başak, hayatındaki ufak tefek şeylerle uğraşmayı bırak. Lütfen ve lütfen büyük resme bak. Çünkü liderlik vasıfların çok yüksek. Zorlukların üstesinden gelebilirsin. Her halükarda bu dönemde der aynı zamanda. Özgüvenli olacağınız, eğlenceli olacağınız, optimist olacağınız bir dönem. Aynı zamanda enerjik olacağınız, ne diyebiliriz başka, karizmatik olacağınız bir dönemi sembolize eder ve ben kendim yaparım diyeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da libidonuzun yüksek olacağı, flörtöz olacağınız bir dönemi sembolize eder. Karşımızdaki kişinin karakterine entegre edersek asaların kralı. Çoğunlukla 35 artıdır ama 30-35 skalasına da girer aslında. Her zaman büyük resme bakar. Liderlik vasıfları çok yüksektir. Eğlencelidir, optimisttir, neşelidir, özgüvenlidir, karizmatiktir, seksidir, flörtözdür. Ve ama şöyle de söyleyeyim. Asaların kralı içinde şu denir: gelecek kocası, gelecekteki kocan denir. Yani bu dönem özellikle ateş grubu, koç, aslan, yay grubuna dikkat edin. Bu dönem gelecek kocanızdan tanışma olasılığınız yüksek sevgili başaklar. Sevgili başaklar için son kartımız. Ay, köpeğin tüyleri, özür diliyorum. Her tarafta uçuşuyor. Ne kadar tarasak da maalesef bizimkisi çok pofuduk. Kılıçların asası. Kılıçların asası ne demek ya? Kılıçların ası. Bu dönem kim sizinle savaş istiyorsa vay haline, kim barış istiyorsa ne mutlu ona. Haber, yazışmalar, bir takım kontratla alakalı bir takım şeyler. Bu dönem inisiyatif alacağınız bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Her şeyi net olarak göreceğiniz bir dönemi sembolize eder.
yeni bir takım fikirler, düşünce gücünüzün çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Ve birazcık onu çok balansta tutmanız lazım sevgili başaklar. Aşırı derecede dürüst olacağınız bir dönem. Aşırı dürüst ne demişler? Doğru söyleyelim. Dokuz köyden kovarlar. İnternet işiyle alakalı ilgilenen arkadaşlar için de ekstra iyi bir karttır aslında. Bu kart. Evet sevgili başaklar, sizler için 1-8 Nisan arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Nisan ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri, yani o çanlar ya tın tın, onu açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.